Karpuzun toprağa değen kısmının beyazdan sarı rengi döndüğünü görmemiz gerekiyor. Karpuzun üzerindeki muslu tabakanın kaybolup parlaklığının kazanması gerekiyor. Onu kontrol ediyoruz. Kuruyup kurumadığına dikkat ediyoruz. Karpuzun üzerindeki ana damarların belirginleşip belirginleşmediğine bakıyoruz. Zaten biz sen... Alo. Arkadaşlarımın ve bizlerin yapmış olduğu kontrolle karpuz tarlasının azat olduğunu geldiğini müşahede ediyoruz. Bu hususta da üreticilerimizi de böyle güzel bir ilişkiler için teşekkür ediyoruz. Ürünün hasada geldiğini artık kırmızı yapabilirsiniz. Bereketli olsun diyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Maşallah. Karpuz da 10 numara. Şimdi Adana'da biliyorsunuz bundan önce ham karpuz, kabak karpuz hikayeleri vardı. Ve ham karpuzu önleyici timler kurduk. Bu sistem şöyle yürüyor. Biz arazide ekiplerimiz, mesela Adana'da diyelim ki şu an 10 tane ekip var. Uygun olan karpuzlara hasat izni veriliyor. Bunu bu şekilde bırakmıyoruz tabii. Biz izin verdikten sonra gerçekten hasatlar doğru mu yapılıyor, yanlış mı yapılıyor? Bunların kontrolü yapılıyor ve gerçekten o tarla mı kırılıyor? Bir de bu yönleri var bu işin. Bu süre sonuna kadar da ekiplerimiz her gün sahadalar. Hangi tarla kırılmış, bunların hepsinin belgeleri, dosyaları elimizde tutuluyor ve ona göre yeni kırılacak yerlere de pencere açıyoruz. Yani ekiplerimiz bu sezon bitene kadar Allah'ın izniyle, yani bu yaklaşık şöyle diyelim, Mayıs ayının başıyla sonuna kadar, ondan sonra zaten normal karpuzların hepsi olgunlaşmış oluyor. Bir denetime gerek kalmıyor. İlk hedefimiz burada vatandaşın karpuzunun olgun olarak kırılması, tüketicinin de olgun karpuzu tüketmesini sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi vatandaş marketten diyelim ki 5-6 liraya kilosunu karpuz alıyor, evine götürüyor. Ham çıkarsa bütün şeyi yerle bir oluyor. Biz bunun önüne geçmek, hem de bu olay bize geri şöyle yansıyor. Siz bu karpuzları piyasaya sürdüğünüzde fiyat örneğin 3,5-4 liraysa, ham karpuz yaygınlaşmaya başladığında tüketicinin aldığı karpuzlar ham çıkınca piyasa otomatikman düşüyor. Yani mesela 3 liraya kırdığınız karpuzu 2 gün sonra 1 liraya düşüyor, 2 liraya düşüyor. Bu da çiftçinin zararına oluyor. Bizim burada asıl hedefimiz hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumak. Ve timlerimiz bu sezon boyunca da görevlerini yapacak. Bu yaklaşık 4-5 yıldır bu uygulamayı yapıyoruz. Şu an belki farkındaysanız siz de, eskiden kabak karpuz hikayeleri vardı 3-4 sene önce. Şimdi onlar kalmadı. Ve bu işin başarılı olduğunu düşünüyoruz. Ya şimdi Adana, yani illaki Turfan'da illaki ufak tefek ham çıkar ama yani çoğu, yani sizin gibi arkadaşlar 2 senedir, 3 senedir bu kontrollü bizi çok memnun ediyor. Bizim kağıtta olmayan kimse kesmiyor. Yani bu da çok etkilenir. Tabii ham karpuz şimdi evine götüren adam bir daha götürmez. Ama onun için elimizden geleni en iyi yapmaya çalışıyoruz. Pişkin olduğu sürece ham kırmıyoruz. Ham karpuz kırmayalım. Ne alan götürsün, yani alan götüren şey yapmasın. Yani boşu boşuna adam marketten evine kadar götürecek. 11. kat, 12. katta ham çıkınca ne yapacak? Hadi bırak parasını. Bir de ham çıkınca sıkıntı olur. Onun için herkese tavsiyem, elimizden geleni en iyi yapmaya çalışacağız. Ham karpuz kırmayacağız. Bu tarla bizim timlerimiz tarafından, arkadaşlarımız bu işte görevliler, gelip kontrolleri yapıldı ve hasat müsaadesi verildi. Ve bugün de görüyoruz ki yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu siz de tanık oluyorsunuz.
Biz bütün çiftçilerimizin ürünlerinin bereketli olmasını diliyoruz. Böyle bu çiftlik elime bağlıyor.